Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Angusite'de Glitch Tales Sezon 2 Bölüm 4 Part 2 izleyeceğiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde Sezon 2 Bölüm 4'ü izlemiştik, fakat direkt Bölüm 5'e geçmiyoruz. Bölüm 4'ün Part 2'si varmış ve bu animasyon 41 dakika. Ama geçen bölümde çok fazla şey kalmıştı aklımızda. Çok fazla soru işareti olmuştu. Frisk'in birazcık gerçek yüzünü öğrenmiş gibi olmuştuk. Bu animasyona devam ediyoruz ve başlıyoruz. Hala abone olmasanız benim şekilde abone olmuşsunuz ve bu videoyu like etmeyi sakın unutmayın. Bu tarz daha çok video için yorumlara hangi bu tarz daha çok videoyu çekmemi istediğinizi yazmayı sakın unutmayın. Ve fan game'lerde yazabilirsiniz. Geçer başlıyoruz. O 41 dakikalık bir animasyon. Gene duygusal müziğimizle girdik. Şehri uzaktan görüyoruz, bir dolunay varı. Geceliğin duygusal bir müzik. Papyrus facanına. O Papyrus yıldızları izlemeyi seviyor çünkü bildiğiniz canavarlar yıldızları izlemeyi seviyorlardı. Biraz ses açayım. Yıldızların ne kadar sevdiğine şaşmamalı. O baya büyük bir müzik girdi. Aa, Andin yorulmuş mu? Evet, bir sarı çiçek ve solmuş. Ona bakan yok artık. Sulayan Papyrus mu? Gastır galiba. O Asgard. Sarı çiçekleri seviyordu kendisi bildiğinize. O ne lan? Flowey'nin suratı gibi bir tane sandviç yapmış kendisine. Toriel. Gastır. Herkes yıldızları izliyor çünkü canavarlar bunu seviyor. Terliyim ben lan. Bayan Grey. Herkes umutsuz. Bal ayakkabısını aldı. Çok acıklı bir sahneyle giriş yaptık ya. Ezreal yastığına sarılıyor. Toriel galiba bunu ona götürecek. Frisk düşünceli. Ne yapacağım diyor. Aslında her şey Frisk'te bitiyor ya. Oha, önceden Andine'den önceden kalbinin kırıldığı zamanları hatırlıyor. Flowey'nin saldırısını hatırlıyor. Ne olacak? Kim mi besleyecek şimdi herkese? Asgore'un saldırısını hatırlıyor. Asgore bayağı saldırmıştı bu arada. Sans'ınkini hatırlayacak mı? Sans öldü, onu hatırlama ya. Nefret mi oluşmaya başladı içinde? Oğlum nefret oluşacak içinde. Betty. Ne oluyor lan? Hey. Hey canım, sana biraz yemek getirdim. Masana bırakacağım, tamam mı? Bir dahakine kapıyı çal. Haklısın, ben üzgünüm. Bir şeyler oluyor lan. Frisk. Jessica Grey konuşuyor. Bana durum raporu verin. Hey. Bir şeyler oluyor. Hey Jess. HSO askeri birlikleri girişleri zaten kapattı. Bize bu yaratığı kaçmaktan engellemek için şehrin etrafına bir bariyer koymamız emredildi. En iyi büyücülerimiz herhangi bir sihirli şeyin içeri girmemesinden veya çıkmamasından emin oluyor. Sorun olmaz değil mi? Bariyer yapmışlar. Evet, şimdilik bu kadar. Sonradan bu sorunu içeriden halletmemiz gerekecek. Ha, şimdi dışarı kaçmasını engelliyorlar. Kötü geldiğini biliyorum ama daha fazla insanların veya canavarların tehlikede olmasını istemiyorum. Jess, herhangi bir yardıma ihtiyacınız olmadığından emin misiniz? Gerekmediğinden değil. Şu ana kadar gördüğüme göre bu yaratık eşit ölçüde insan ve canavar ruhlarını alabiliyor. Adamlarınızı getirseniz bile kimse bunu nasıl halledeceğini bilmiyor. Daha çok kazayla sonuçlanabilir. Tamam, sadece emin olmak istedim. Şüpheli bir şey görürsek arayacağım. Eğer gerekirsek zamanında bize haber ver. Teşekkürler, kendine iyi bak. HSO. Barış imzalı anlaşması yapmışlar. Diğer gün oldu. Frisk uyandı. Adım atma sesleri. Birisi Frisk'in. Bir sıkıntılar var ya burada.
Aa, o. Kapı şeklinde kalpte. Frisk bu arada arkadaşlar Frisk. Çocuk değil, bir 18. Aa. Frisk. Aa, Toriel seslendi. No. Dışarı çıkamazsın. Çok tehlikeli. Bu senin sorumluluğun değil. Aslında seni alakadar etmez gibi bir şey söyledi. Daha hard bir şey. Frisk canım, lütfen bana sorunun ne olduğunu söyler misin? Please. Gülümsemeni göreli uzun zaman oldu. Gülümsemeni göreli uzun zaman oldu. Sana yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı? Uzun zamandır gülmüyorsun diyor. Benimle gel ve harika bir kahvaltı yapalım. Bayan Jessica ve diğerlerinin bunu halletmesine izin ver. Hı? Her şey yolunda mı? Frisk dışarı çıkmak istiyor ama bunu yapmalarına izin veremem. Çok tehlikeli. Why? Ama neden dışarı çıkmak istiyor ki? Fark etmez. Dışarı çıkmıyorlar. Come now, my child. Şimdi içeri gel evladım. Biraz sert ve disiplinli konuşmak istiyor fakat... Oha! Eğer o kılıcı aşağıya indirmezsen bir ay boyunca cezalısın. Torim. Don't. Karışma Askor. Frisk, bu bir şaka değil. Hemen o kılıcı aşağı indir. Benimle yukarı çıkıyorsun. Dışarı çıkmayacaksın. Bir anne disiplini. Ay! Aga sen Frisk ne şerefsiz bir şeysin be. Ne şerefsiz bir şeysin be. Başından beri ihanet edip duruyorsun millete be. Ben senin evladın değilim. Ve cehennem üzerine eminim ki sen benim annem değilsin. Ergen tripleri yapıyorsun kadına. Yazık yazık, kaç yaşında kadın. Sana o kadar emek verdi. Turta yaptı sana. Şerefsiz. Alaksız. Yazık be. Toriel ağlayınca içim gidiyor. Ezreal de oradan izliyor. Frisk adam değilsin be. He, konuşuyor. This surface. Abi gitgide level kasıyor bu ya. 3 level oldu oğlum. Level'ı biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz nasıl kasıyorduk. Gitgide kötülük yapa yapa level kasıyor ya. Ezreal'ı üzdü, level 2 oldu. Toriel'ı üzdü, level 3 oldu. Ya be, Ezreal'ı üzmezsin, şu ponçikliğe bak ya. Şu tatlışlığa bak ya. Üzgünüm baba. Bugün yakalamaca oynayabilecek gibi hissetmiyorum. Ha, biliyorum. Sadece seninle konuşmak istemiştim. Yine de seni konuşmaya zorlamayacağım. Seni ilk gördüğümüzde annen ve benim çok fazla sorularımız vardı ama bize bunları sormamamızı söylemiştin. Geçmişte ne olduysa senin yakanı bırakmayacağı hakkında bir hissim var. Bu yüzden çok sıkıntılısın. Evet ama dediğin gibi bunun hakkında konuşamam. Oha, Flavi olduğunu bilmiyor mu Askor? En iyi insanlar bile bazen kötü şeyler yapar çocuğum. Bunu herkesten iyi bilirim. Derken Askor da aslında iyi birisi ama 7 tane ruhu öldürdü. En büyük hatalarımdan biri... Yardımıma ihtiyacı olan bir arkadaş için orada olamadım. Kimden bahsediyor? Oo, çok 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 eskiye gitti. Bayağı eski. Eğer o gece onunla konuşsaydım, belki bugün her şey daha farklı olurdu. Yoksa bu ikizlerden birisi mi lan o? İki tane ikiz yapmıştı ya bariyeri. Arkadaşlarına yardım etmenin en iyi yolu onlar için orada olmaktır. Seni yakınlarında istemeseler bile. Ne kadar hata yaptığın fark etmez. Asıl bunları ne kadar düzelttiğin önemlidir. Her zaman doğru seçimi yapamayız. Bu yüzden seçimlerimizle yüzleşmek için güçlü olmalıyız. Her gün yaptıklarımın sonucuyla yüzleşiyorum. Aynısını yapabileceğine inanıyorum. Oğlum. Hayır, çok tatlı. Oo. Teşekkürler baba. Bu öğüt için teşekkür etti de. Aga şu wallpaper yapılır ha. Oha. Bak şu tatlılara bak ya. Çok tatlı oğlum ya. Baba. Teşekkürler baba. Çok tatlı mesleği lan. Bir keçi nasıl o kadar tatlı yapabilirsin ki?
Arkadaşının adı neydi? Aha bak kilit nokta geliyor. Arkadaş, neden öğrenmek istiyorsun? Neden öğrenmek istiyorsun? Bir an baba tonuna geçtim. Merak ediyorum. Fazla merak orası. Bana gençkenki hikayelerini anlatmadın. Onun adı Roy'du. Ama bu hikaye başka zaman için. Bence bayağı kilit bir hikaye bu arada. O iki ikizden birisi olabilir. Roy. Aldık bunu koyduk cebe. AMD. Anti-Monster Department. Ve Guster. AMD görüş sistemi. Lütfen şifrenizi girin. Şifre yeniden kodlanıyor. Hoş geldiniz Bayan Jessica. Jessica. Guster. AMD. Oh, barrier status. Bariyer durumu. Hangi bariyer? Aa, bu o dağ. O dağ mı? Bizim dağ bu. Aa! O ne lan? Bu bizim aa! Bir dakika. Solda da bak gün yazıyor. Bir dakika dur bak. Burası çok kilit bir yer ha. Bu bizim dağ ha gençler. Yemin ediyorum bizim bence yer altına düşen dağ bu dağ. 37 gün önce. Bariyer fotoğrafı. Saat 10.30. Bakın dağdan çıkıyor. Aha dağdan nefret çıkıyor. Yer altından çıkmış galiba. Ve kameraya atladı 37 gün önce. Bakın yer altından çıktı. Yani bu yer altından bir şey. Aa bak 10.39'da. O 10.37'de bariyer kırılmış. Sinyal kaybedilmiş. Sinyal tekrar kazanılmış. Sihir tespit edildi diyor 10.39'da. Netting Capturing Protocol. Capture Protocol olduğu Magnus'un Capture Calling M. Ha, son rapor vermişler. AMD direktörünü arama diyor. Anti canavar kurumu ara anılmış o saatte. Papyrus. İçeri girin. Guster. Hello. Günaydın Andin. Papyrus. Undyne değil bu arada, Papyrus. Böldüğüm için özür diliyorum. Sana birkaç soru sormam gerek Andin. Eğer yeterince iyileştiysen tabii ki de. İyileştiysen tabii ki de. Dünkü savaşın hakkında. Önemli değil. Sorun nedir? Hepimizin dışında senin bu yaratığı öldürmede daha çok şansın olduğunu fark ettim. Nasıl bilmiyorum ama nedense kendi kararlılığını yaratabiliyorsun. Bu şeyin zayıflılığı olan şeyi. Benim sorum ise bunu nasıl yapıyorsun? Kendi kararlılığını. Neden? Neden kazanamadın? Çünkü duygusaldı. Değişik bir madde yüzünden gücü arttı. Küçük bir şişe gibi gözüküyor. Siyah bir sıvı ile doluydu. Nefret. Nefret. Jessica Gray'in nefreti. Ölümcül darbeyi patlatmak üzereydim ama o şey yarattığım bütün hasarı mahvetti ve kaçtı. Değil mi nefret hissi? Ah, yine Jessica Gray yüzün oldu her şey. Guster kalemi kırdı. Jessica'nın kalemi kırıldı. Aha. Jessica'nın kalemi kırıldı. Jessica Mortingen-Streise. Doktor Guster, lütfen açıklamama izin verin. Parçalayacak onu. Yapmıyor. Hala. Anti Canavar Bakanlığı şehirdeki sihirli maddeleri alabilecek ve halledebilecek tek yer. Bize o şeye sahip olduğunu bile söylemedin. Onu yapmadan bir şey yapabilirdik. Ona vermişsen veya senden almışsa bile artık umurumda değil. I don't care anymore.
Artık senin bahanelerini de duymak istemiyorum, özürlerini de. Sadece seninle hiç tanışmamayı dilerdim. Oh. Aa! Hayda! Lütfen burada kal. Onunla konuşmalıyım. Bak bak bak, tekrar insaniyeti gidiyor. Gene kafa yiyecek gacı. Jessica Grey gene kötü olacak. Aha. Al işte sıkıntı. Gastronu yapmayacaktı. Canavarları tekrar kinlenecek şimdi. Esra Line'da kendisine bakıyor. Özgüvenini tazeliyor. Her gün yaptıklarımın sonucuyla yüzleşiyorum. Aynısını yapabileceğine inanıyorum oğlum. Aga çok tatlı ya. Ne yapmalıyım ki? Sanki hiç olmamış gibi değil. Aa, çiçek tekrar şey olmuş. En azından Flowey bu kadar korkak değildi. Aha. Ne olacak? Tekrar Flowey ile mi şey yapacağız? Yiyecek mi şimdi sarı çiçeği? Flowey olmak istiyor galiba sanki tekrar. Aha. Yapma, yapma, yapma. Hala kendimi yeniden bu hislere adapte etmeyi deniyorum. Aa, gene Ezreal Dreamer olmak istiyor. O zaman sadece onlar hakkında umursamayı bırak. Aga, yapma bunu. What? Baştan beri o Flowey miydi? Rüya mı görüyor şu an? Sorun değil. Sadece sen beni görebilirsin. Bana iyi, o kendisi iyi mi? Yeniden demeliyim ki yeniden yardımımı istemen uzun zaman aldı. Aga! Sana bir şey sormadım. İşler yoluna, çok kötü olacak işler. Emin misin? Are you sure? Hislerin seni zayıflaştırıyor ve sen bunu biliyorsun. Oh. Frisk'in nasıl o zavallı hislerini incittiğini hatırlıyor musun yoksa? Hatırlamıyor musun yoksa? Neden onlara yakın olanları yok ettiklerini düşünüyorsun? Frisk bunu senden daha iyi anlıyor. Birinci olmadan o canavar ile savaşamazlar. Bu bana niye ihtiyacının oldu? Bu anılarını terk etmememin nedeni. Çünkü sen bilirsin ki hiçbir şey için bir iyilik, senin gibi bir ağlak bebek asla böyle bir durumda değişiklik yapamaz. Orada ne dedi lan tam olarak? Çünkü sen bilirsin ki hiçbir şey için bir iyilik, senin gibi bir ağlak bebek asla böyle bir durumda değişiklik yapamaz diyor. Anlamadım bunu tam ama. Onlardan biriymiş gibi davranma hikayes. Ve Ezreal da manyak bir şey ya. Yaptığımız şeyi unutmuş gibi davranmayı kes. Aldığımız bütün hayatlar, yaptığımız bütün düşmanları. Eğer bütün hislerini arkanda bırakırsan, bütün gücünle yenilmez oluruz. Amuk Flowey. Sonuçta biz aynıyız. Amuk Flowey geri geliyor. Aha, ayda. Ne o Leyla? Oha. Biliyorum, yaptığım şeyi asla unutmayacağım. Ama kaybettiğim şeyleri ikinci kez kaybetmeyi reddediyorum. Taşın ortasına vursam bile yanımda duracak arkadaşlarım olacak. Ve onları korumanın şansını yakaladığımda bu sefer beni ileri götüren şey güç olmayacak. Benim sevgim sınırımın çok üstesine gitmem için isteklendiriyor. Aynı hatayı yapıyorsun, seni salak. İlk baştan sen ve Çara'yı öldürten aynı hata. Uf, çok 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 sert girdi bu da. Herkes Ezreal'ı şey yapıyor ya. Bu saatten sonra Ezreal best karakterim. Ama bu seçime teşekkür ederek sonucunda bütün yeraltı özgürlüğü bıraktık. Ney? Ama bu seçime teşekkür ederek sonucunda bütün yeraltını özgürlüğe bıraktık. Yani Çara kendi feda etmişti ve tüm yeraltı onun sayesinde özgür olmuştu. Frisk de ölmemişti bunun sayesinde. Her şeyin nazik olmakla çözülmediği doğru. Ve ayrıca yeryüzünde bir sürü acımasızlıklar var. Her şey beklediğimiz gibi gitmez. Bazen iyi kişilere kötü şeyler olur. Üzüntü, korku ve ölüm vardır.
gerçek dünyadan bahsediyor. Ayrıca... Aa bakın, üzüntü, korku ve ölüm. Üzüntü soldaki grey. Şey, ölüm. Gaster. Sağda çaranın sıkması. Ayrıca hayatımızda böyle küçük tatlı anlar vardır. Aga, Sans'la karşı karşıya oturması. Yaşamak ve savaşmak için değer olan... Mutluluk hissetmek istiyorum. Sevgi hissetmek istiyorum. Güçten vazgeçip... Sen bile kabul ettin. Sevgi olmayan bir dünyada yaşamanın anlamsız olduğunu. Böyle düşündüğün için tam bir salaksın. İdiot. Sanırım öyleyim. Sadece içimdeki istiyor ki eğer hislerimi takip edersem bir türlü her şey iyi gidecek. Ha, bunu görmek isterim. O zaman göstermeme izin ver. Hayda, hem Omega Flow olacak, sonsuza dek sıkıştık ne de olsa. Nasıl olacak şimdi? Elbette, her neyse. O sulu közlü ellerle bana dokunma. Yani artık beni reddetmiyorsun. Ne? Bunca zamandır yanlış şey yapıyormuşum. Şimdi sen benim bir parçamsın Flowey. Bir de düşünsene. Ezli şizofren çıkıyormuş. Beğen ya da beğenme. Haydi ikimizin de hoşlanacağı bir şey yapmayı deneyelim. İyi. Kankim olacaklar şimdi, ne olacak? Tam anlamadım ya. Bu bakan hoşlandığım anlamına gelmiyor. Flowey hem komik hem ruhsuz. Şimdi zamanı boş harcamayı bırak ve uyan seni salak. Aa, rüyaymış değil mi bunların hepsi? Al işte ya. Abi. Aynen, duygusuz bir PJ. Her şey rüyaymış. Ezil kafa yedirtme bana, Türk dizisi gibi. Ezil şizofren bir çocuk çıkacak sonunda. Aha. Rozet. Ve üstünde Asgore'un şeysi var. Onlar ne lan? Oha, çaranın tozları mı onlar? O parçacıklar ne? Flowey. Üzümlü kekim. Gaster. Gaster'ın sahneleri efsane oluyor ya. Gaster. İçeri girebilir miyim? Papyrus. Aa, ondan izinsiz girdi. Gaster diyor, ne oluyor lan diyor, ne cüret lan diyor. Bence konuşmayı bir denemeliydin. Bunu nasıl yapıyorsun? Başkaları sana ne kadar kötü şeyler yaparsa yapsın, anında hiçbir şey olmamış gibi affediyorsun. Jessica, Sans, onlardan sorumlu olsa bile, Jessica Sans'tan sorumlu olsa bile... Umursamadın mı? Hemen Sans'ı unuttun mu? Bir şey hissetmedin mi? Elbette. Onu özlüyorum ama... Günün bir saniyesinde bile onu düşünmemişliğim olmuyor. Ama diğerlerinin beni üzgün görmesine izin veremem. Çünkü biliyorum ki onlar rahatlamak için beni arıyorlar. Ve bu son günlerde çok zor. Herkes üzgün, herkes çok acı çekiyor. Oo, bu sahne fenaymış ya. Gözyaşları damlıyor. Papyrus, ben... Ama... Bu sadece tekrardan herkese mutlu etmek için iki katı daha fazla çabalamam gerektiği anlamına geliyor. Oha, Papyrus'taki azme bak sen. Vay be. Bazı şeyler düzelemez Papyrus. Evet, düzelebilirler. Oo, Sans, eğer yeterince çabalarsan. Çöp kutusundaki parçaları buldum ve çok kötü olmadığını düşündüm. Bu yüzden onu tamir ettim. Gaster'ın fincanı Sans öldüğünde yere düşürmüştü.
O şokla. Lin affetmek onun ne yaptığını unutman anlamına gelmiyor. Aga bu sahne iyiymiş ya. Kendimize yaptığımız hatalar varken başkalarının özürlerini kabul etmeme gibi bir hakkımız olmadığını düşünüyorum. Oha, çok güzel mesaj verdi oradan. Kendimize yaptığımız hatalar varken başkalarının özürlerini kabul etmeme gibi bir hakkımız olmadığını düşünüyorum. Acayip iyi mesaj. Ama ben onu affetmek için kendimi henüz hazır hissetmiyorum. Hazır hissettiğinde affet o zaman. Ama en azından ona bir şans ver. Aga çocuğunu öldürdü ama ya. Bu da saçmalık ama yani. Nasıl bu kadar iyi bir canavar olmayı başarıyorsun? Pekala. Bir gün hepimiz insanlar için sadece bir ana olacağız. Bir ana olacağız. Ben yalnızca o ananın iyi bir ana olmasını istiyorum. Bir gün hepimiz öleceğiz diyor. Sen kazandın. Bir deneyeceğim. Ya bu birazcık bence saçma olmuş çünkü. Bunu duyduğuma çok sevindim. Aga çocuğunu öldürdü ya. Yani. Bu bana bir şey hatırlatıyor. Dün geceki yıldızları görebildin mi? Evet. Çok güzellerdi. Ben oraya çok katılmıyorum. Çocuğunu öldürdü çünkü yani. O kadar da affetmen yani. Aa, Akumu vs Frisk. Ha, Frisk bile bile mi acaba level kastı ya? Bunu yenmek için bile bile mi acaba insanlar kötü davrandı? Oh. Burada bir şey olsa efsane. Aha, gene bir yerden düşüyor. Düşseniz aga yer altına iniyormuş. Animasyonu devam ediyor aga be. Çok güzel olur ha. Aha Frisk. Azimle dolu. Oh. Neden bu kadar uzun sürdü? Gözyaşlarını kurutmak için bu kadar zamana mı ihtiyacın oldu? Şerefsiz Betty. Aha, Frisk azmiyle dolu. Şimdi daha iyi oldu. Frisk büyüsünü gösterdiği için artık durumun savaşa daha çok benzerliğini kastediyor, aynen. Ve büyük bir fight geliyor. Betty vs Frisk. Öl artık Betty ya, öl ya. Frisk saldırıyor. İçi azimle dolu. Betty yolu kapatıyor. Derken hala azimle dolu. Bu yüzden hiçbir şey olmuyor. Kırbaç saldırısı. Oy. Betty çok hard saldırıyor. Dağ taş yok oldu. Rey Mysterio azmiyle dolu olduğu için Frisk saldırı başlıyor. Frisk'ten bir savunma geldi. Betty yere düştü. Frisk ne olup bittiğine bakmak için Betty'yi gözlemliyor. Betty çok hızlı. Speed'e kaçmış. Allah belan versin ayol. Fakat azmi ile saldırdı. Betty'nin yüzü arşa ermiş durumda. Ağır bir savaş oluyor. Betty biraz zorunlu gibi gözükse de. Oha. Havaya çıkartıp yerden yere vurdu. Betty çok güçlü. Frisk ama azimle dolu. Bunu her seferinde gösteriyor. Tamamen azimle dolu. Hesriel. Yardıma giderken aga şimdi burada Ezreal ölürse ağlarım ama. Çok net ağlarım. Burada Ezreal sakın ölmesin abi. Aa savaşı gördü Ezreal. Babasının öğütünü hatırladı. Ne olursa olsun. Arkadaşının yanında ol evlat. İyi hamlelerin var Frisk. Ama gerçekten bir şeyi çok merak ediyorum. İçindeki şeytana ne kadar iyi davranacaksın? İçindeki nefretten bahsediyorum. Aa. Toriel'a vurduğunu hatırlıyor. O bir şeytan. Azmi düşmeye başladı. Betty çakal bir saldırı yapıyor. Kim o, Papyrus mu? Papyrus. Ay, kötü sonu Papyrus'un kellesini almıştı. Şu sahne çok kötü be. Oha. Çara. Çarayı yok etmiş. Çara ölmüştü onun yüzünden. Derken Betty saldırdı. Betty çok çakal ya. Acayip çakal. Çok kötü saldırılar yapıyor. Ezreal. Savaş alanına doğru yaklaşıyor. Şok oldu. Fakat azimli olduğu için Frisk ilk damage'i alıyor. Betty ölüm saldırısını yapacak derken Ezreal Dreamer. Ezreal keşke gelmeseydi ya. Şimdi ölecek var ya. Ezreal hemen git buradan. Bitti. Böyle bir şey olmayacak. Aaa.
Tekrar değil. Hayır. Dur. Aga hayır ya. Sen yenemezsin Betty ya. Ezreal. Ezreal özel saldırmanı yapmaya başladı. Onun tırpanı. Ezreal. Ezreal bunu yapmayacaktın ya. O en güçlü kalp Charon'un da bulunduğu. Üzgünüm Frisk. Toz oluyor. Of. Aga be. Oğlum Ezreal niye öldü ya? Sonuçları ne olursa olsun, yapacağım şeylerin onu alacağım. Oo, Frisk şimdi acayip güçlendi. Sevgi de bir kısaltmadır. Şiddet seviyesi anlamına gelir. Evet, burada bizim Sans'ın yaptığı birisinin verebileceği hasarı ölçmenin yoludur. Sana söz veriyorum Betty Neuer. Aa, ilk defa Betty'nin tam ismini duyduk. Oha, level 19 oldu. I will kill you. Seni öldüreceğim dedi. Onun kralılığı aniden farklılık gösteriyor. Farklı hissettiriyor. Oha, Frisk bu saatten sonra yenemez. Kötü moddaki 19 level ulaştı. Oha, Frisk ultra güce ulaştı. Durmuyor. Ama Ezreal gitti, ben ona üzüldüm ya. Frisk bu saatten sonra acımaz. Acaba çaraya dönüşecek mi, onu çok merak ediyorum. Ne oldu lan? Oha, paramparça oldu Betty. Ama hala nefret var içinde. Betty Frisk'e uçarak saldırıyor. Oha! Frisk o kadar güçlü ki paramparça etti. Onun gözündeki korkuyu gördü. Oha, şu sahne efsane lan. Bak, Frisk'in azimliliği ve Betty'nin gözündeki korku. Oha, çok azimli. Betty korkmaya başladı. Oha, paramparça edecek lan Betty'yi. Oha, yer yarıldı lan. Oğlum Frisk ez... bunu yapmayacaktın. Kararlılığı çok güçlü. Şimdi sıkıntı olacak ona. Ben bu gücü kötüye kullanmaya devam edemem. Yoksa kontrolü tekrar devralacak. Neyi devralacak? Bu şekilde kazanamam. Hayda, bir dakika ya. Bir yardım istesem olur mu? Ne oluyor lan? Oha, nefreti ruha mı? Bu senin için biraz anı canlandırıyor mu? Ne oluyor lan? Oha, Sans geri geldi. Oha, Sans geri geldi. Ne oluyor lan? Göz ışınlanamazsın. Bekle. Papyrus. Papyrus, hayır. Gitme. Ne oluyor oğlum? Sans mı geri geldi? Asgore. Toriel. Ne oldu? Gitmemiz gerek. Frisk o şeyin nerede olduğunu biliyorum. Asgore. Ezreal'ı bulamıyorum. Avay.
Frisk'in ardından gitti sanırım. Let's go. Haydi gidelim. O büyük savaş. Bayan Jessica lütfen dinle kalın. Geri döneceğiz. O efsane sahne geliyor ha. İşte bunu istemek eğlenceli. Dostum kendi öfken tarafından harcanıyor. Aa bir dakika ne oluyor lan? Sansı çıkarttı ama kötü sondaki. Aa. Oğlum. Neldir onu? Sansı kendi adamı yaptı, piyonu yaptı resmen. Oğlum çok garip şeyler oldu. Aa hayır be yapma oha ya. He tamam öldü sandım Papyrus'u bir an ya. Aha bir dakika. Aha Sans geri mi geliyor? Sans ve Papyrus iki kardeş. Sans. Hayır ya saldırı yapma ya. Oğlum bir an Sans Papyrus'u öldürecek sandım ya. Oğlum kardeşi kardeşi kırdırmayın. Her şey oldu zaten. Sen güvende değilsin. Git buradan. Kelimelerle çözülemez Papyrus. Bana zarar veremeyeceksin değil mi? Vermeyeceksin değil mi? Şimdi. Eğer yoluma çıkarsa evet. Şu an bayağı kötü sondaki Frisk'e dönüştük. Onun yerine onunla ilgilenmeme izin ver. Sadece kendini öldürteceksin biliyorsun değil mi? Aga herkes tek tek ölüyor ama ya. Bu kadar da acımasız olmasın. Her bölüm biri ölüyor. Lütfen bunu yapmam gerek. Her bölüm biri ölüyor ya. Uyarmadı değil mi? Abi Sans büyülenmiş. Şu an Sans aslında Sans değil. O çok güçlü hala. Kemik saldırısı yapıyor. Papyrus'a kendi saldırısını yapıyor fakat. Uzun kemik saldırılarından birini yapıyor. Duster Buster'lar. Şu aptal oynamayı bırak ve Frisk'i öldürmem için bana yardım et. Oo Frisk paramparça edecek şimdi var ya. Beti. Buralarda bir yerde olmalı. Aha. Ne yapalım kişinin araya girmesine izin veremem. O zaman bunu kullanırım. Oy. Hayda. Lan Papyrus ne GG abi. Hayır. Oğlum ya. Oradasın Sans. Biliyorum. Bu şey gibi olacak. Seninle savaşmayacağım. Ezreal ve Chara'nın sarılıp düzelmesi vardı ya. Bana kaç defa saldırsan saldır. Fark etmez. Karşılık vermeyeceğim. Eğer sadece kendini savunacak olursan sonunda öleceksin. Yani anlamıyorum. Neden geri saldırmıyorsun? Çünkü sen benim kardeşimsin. Hayır ya. Of tüyler diken diken. Merhaba Sans. Do you remember me? Beni hatırlıyor musun? Ben senin kardeşin Papyrus. Aa bak 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 bak. Hadi hadi hadi. Hadi. Please. Lütfen geri dön. I miss you. Asi, seni özledim. Of. Çok damar. Oh. Hadi, hadi. Hadi at şunu. Kurtul şundan. Aha dur. Oğlum efsane lan.
Aa, kırıyor sonunda, hadi. Aha. Sonunda Akumu. GG oluyor Betty. Sans kurtuldu mu? Oha, Sans ölmemiş o zaman. Papyrus. Sans. Oha, oha. Vay, Sans'ı öldürememiş demek ki Betty. Ama şimdi mi ölecek yoksa? Yapma ya, toz olmasın ya. Of. Ya yani geri çekil anca. Öl Betty. Öl artık Betty ya. Oo, Gaster'ın da gözleri doldu. Ölü çocuğu geri mi geldi yoksa ölecek mi? Aha. Hadi be Toriel, hadi be Toriel. Kurtar Sans'ı. Yastır. Fiziksel yaraları yok ama. Uyanır mı bilmiyorum. Ruhunu zar zor bir arada tutabilecek büyüsü var. Yani o bir nevi komada. O uyanacak. O gerçekten güçlü, ona inanıyorum. Papyrus. Nasıl öleceğini bilsen bile karşılık vermemeye karar verebiliyorsun. Nasıl öleceğini bilsen bile karşılık vermemeye karar verebiliyorsun. Papyrus'un da garip bir gücü var. Biliyorum. Her şeyi birlikte kibarlıkla çözemem. Ama bu yoldan giderek sonsuza kadar kaybettiğimi sandığım birini kurtarabileceğimi fark ettim. Oo, Friska çok büyük bir ders. Genelde durumlar daha kötü olamazmış gibi göründüğünde o anda umutlarına tutunmak zorundasın. Oğlum bayağı canavarlar ruh. Çünkü o an durumların daha iyi olacağı andır. Bayağı ruh edinmişler lan artık. Frisk canım, eğer sormama izin verirsen. Ezreal'ı gördün mü? Abi en damar sahne geliyor şimdi. O şey onun ruhunu aldı. Ama Papyrus'a teşekkür ederim. Sanırım artık onu nasıl geri getirebileceğimi biliyorum. Nasıl? Duyulduğu kadar aptalca. Nefretin tersini kullanacağız. Sevgi. Love. Bitmiş olamaz. Çok... Ne ara 40 dakika bitti lan? Ne ara 40 dakika bitti? Oha! Oha! Yeni bir şey geldi bu arada, sevgi. Hatırlarsanız bugüne kadar sevgi farklı bir anlam taşıyordu fakat artık sevgi de girdi. Love! Kararlılıktan daha güçlü bir. Nefretin tersini kullanacağız. Sevgi. Love. Oha, ne ara 40 dakika geçti lan? Of! Efsaneydi ya. Ben hiç anlamadım ha 40 dakika geçtiğini. Oğlum bayağı film gibi ya. Aa dur, bir şey oluyor. Ne oluyor? Az sonra bir şey olacak. Şurada bir son after science var. After sahnesi var. Aa bak, burada bir sahne gelecek. Aa, Flash CS6 ile yapmışlar. Aa bak, burada bir sahne geliyor. After credits. Frisk canım, sen iyi misin? Evet, siz gidin. Ben sizi sonra yakalarım. Frisk eline bakıyor. Aa, ne oluyor lan? Seviye 3. Seviye 19 oldu. Çara mı gelecek? Zamanım tükeniyor.
Ayda. Ayda, ayda yani kardeşim. Oha. Evet, bölüm 5'te neler olacak? Çara mı gelecek? Mükemmel bir şeydi. Glitch Tale sezon 2, bölüm 4, part 2. Film gibi artık bu. Filme dönüşmeye başladı bu animasyon. Mükemmel bir animasyondu. Bakalım bölüm 5'te neler olacak? O da 40 dakika, o da çok uzun. Fakat ben bu bölümü o kadar hızlı geçti ki anlamadım cidden kaç olduğunu. Dizi gibi izliyoruz artık bunu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Hangi animasyonu istediğinizi ve bu animasyonun devamı için bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Hala abone olmadıysanız beş bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, sadece kalın. Sabırsızlıkla bekliyorum bölüm 5'e ne olacağını. Bölüm 5'te görüşmek üzere. Bay bay.